Öncelikle Hakan Bey, şampiyonluğu yazdık, hani şampiyonluğu aldık, hak ederek aldık. Evet. Bu konu hakkında düşünceler nelerdir? İç tarafta neler oluyor? Bunları sizlerden duymak istiyoruz. Zorlu bir dönem geçti biliyorsunuz. Sizlerle bir taraftarımızla, yönetimimizle. En güzel yanı bu bir senenin emeğini karşılığı şampiyonluk olarak gelmesi hepimizi gururlandırdı. Gördüğünüz gibi şu anda da Köçören maçının sonucu da geldi. Lider olarak bitirdik. Bir alt ligden ilk defa şampiyon olarak çıkma başarısını da göstermiş oldu. Gururluyuz. Bu yönetimde olmak, bu başarıyı elde etmek ayrı bir gurur veriyor hepimize. Bugün şampiyonluk organizasyonu görüyoruz burada. Evet. Bununla ilgili de biraz düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya bunu ciddi anlamda bir emek verilmiş. Tabii. Buradaki amacımız zaten buraya aldırmaktaki amacımız bu yoğunluğu çekme. Bir haftadır ciddi bir yoğunluk çekiyoruz şu anda. Buradaki amacımız 19 Mayıs stadının bir an önce bitirilmesi ve ihalesinin verilip artık yuvamıza geri dönmek istiyoruz. Çünkü Eryaman Ankara'nın bildiğiniz gibi bir uç köşesinde. İster istemez taraftarımız maça gelmekte çok zorlanıyor. Ama 19 Mayıs'ı aldık. Taraftarımıza bu coşkuyu, bu heyecanı birlikte yaşamayı, birlikte bu heyecanın güzelliklerini tatmayı burada yapalım istedik. Hem o heyecanı hem 19 Mayıs'ın bir an önce bitirilmesini birlikte organizasyonunu olmuş oldu yani. Bizi Süper Lig'de neler bekliyor başkanım? Bunu soralım son olarak size. Evet, bir sene çok çalıştık ama esas şimdi başlıyoruz çalışmaya. Çünkü TFF 1. Ligi'ni buradaki temposunun 2 kat 3 katını göstereceğiz. Çünkü oradaki hem mali tablo hem oradaki futbol daha farklı biliyorsunuz. Hedefimiz orada başarılı olmak, yani Süper Lig'de başarılı olmak. Ankara Gücü'nü inşallah, yani ısrarla her zaman söylediğimiz, dünyada şampiyon çıkartmayan tek başkent olarak hüviyet kazanmış. Yani bizim hedefimiz bu yönetim olarak bunu kırmak. Bu sloganı değiştireceğiz. Kesinlikle bu slogan değişecek. Yani hedefimiz o. O hedef doğrultusunda da transferler yapılacak. Ankara gücümüzü, Ankara'mızı en iyi şekilde temsil edecek yani. Ona taraftarımız inansın ve bizi desteklesin diyoruz. Yani. Bizlerin aracılığıyla taraftarımıza iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Seneye için. Ya ben de taraftarım. Yani o konuda o duyguyu, onların ya hissettikleri duyguyu çok iyi biliyorum. 12 yaşından beri statlara gelirim. Yani Ankara taraftarının, Ankara güçlülerin istekleri ve arzuları şampiyon olmak. Yani biz bunu biliyoruz, ben bunu biliyorum, yönetim bunu biliyor, başkanımız biliyor. Yani biz o doğrultudayız. Ama ısrarla benim de üzerinde durduğum şey var. Baştan beri şunu söylüyorum dikkat ettiyseniz. Sportif başarının yanında mali başarı. Olmazsa olmazı bu. Yani niye bu? Çünkü şampiyon yapabilirsin. Ama sonra takım şampiyon olduktan sonra hızlı bir şekilde borçlanıp düşerse tekrar başladığın yerlere geri dönmek zorunda kalıyorsun. Tekrar yeniden bir yapılanma yapmak zorunda kalıyorsun. Yani burada amacımız sportif başarının yanına da mali başarıyı da koymak. Bunu da başarırsak Ankara Gücü gerçekten de daha iyi pozisyonlara gelecek yani. Bunu da yapacağımıza inanıyoruz. Bu yönetim olarak inanıyoruz. Faruk Başkanımız gerçekten hem maddi hem manevi. Bizler maddi ve manevi emek sağlıyoruz. Bir haftadır gece gündüz yönetim kurulu bu organizasyon için çalışıyor. Çünkü daha iyisi ve daha iyisi olsun istiyoruz. Çıtayı yükselttik. Yükseltiyoruz da dikkat ederseniz de. Ciddi bir çıta yükseliyor. Artık yani Ankara'nın ve Ankara Gücü'nün 112 yıllık bu kulübün alışık olmadığı işler yapılıyor dikkat ederseniz. Basınında, sporunda, yönetiminde. Sosyal çok ciddi şeyler, evet, sosyal projeler yapılıyor. Ve olacak, bu da olacak. Yani artık gerçekten de Ankara Gücü olması gereken yerde olacak yani. Buna inansınlar. Biz yönetim olarak inanıyoruz. Onlar, taraftarlarımız da bize inansın, güvensin. Birlik ve beraberlik içinde el ele bu takımı şampiyon, Süper Lig'de şampiyon yapacağız ve Avrupa kupalarına götüreceğiz inşallah yani. Hedefimiz o yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şampiyon Ankara Gücü.